1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir grup toplama işlemi göstermek istiyorum. Başrolde çok topla sum ifs fonksiyonumuz var. Bakınız bir takım giderler var. Ve ben buraya seçerek veya yazdığım masraf türlerinden ve departman bölüm kodlarını yazarak acaba ve tabii tarih yazarak ne kadar lira harcamışlar yemek gıdada bu departman bugün tarihi olarak. Hemen çok toplaya geliyorum. Tabii burada aslında ideali tablo yapısıyla yapmak. Çünkü alta yine ekleme olabilir. Onu da göstereyim sonunda. Neresi toplanacak? Burası toplanacak. Evet. Devam ediyoruz. Ondan sonra F4 diyeceğim. Evet, aşağı doğru çekeceğiz. Şimdi sırayla ölçüt aralıkları ve ölçütler gelecek. Ölçüt aralığımız nedir? Arkadaşlar, öncelikle masrafını alalım. Tarihi de alabiliriz, sorun değil. Masraf alanını aldım. F4 dedim. Hop, buradaki karşılığı gelecek. Devam ettim. İkinci ölçüt aralığım burası. Hop, ondan sonra sabitledim. Buradan da ölüm kodunu aldım. Bir de neyimiz var? Tarihimiz var. F4 dedik. Ve onu da buradan aldık arkadaşlar. Onu da F4 diyorum çünkü aşağı doğru çekeceğim. Bakınız o tarihteki ilgili harcamalar, başka bir tarih yazarsak ondan sonra 23 başka tarihteki harcamalar. Tablo hikayesi şöyle, onu bozmadan yapayım, bozulabilir. Şu alanı seçiyoruz, tablo yapıyoruz. Ctrl L veya ekle tablo, insert table'da. Tablomuza bir isim verecek Excel. Gördüğünüz gibi o tablo 18'miş. Adını değiştirebilirsiniz. Masraf tablosu diyebilirsiniz. Buradaki işlemleri yaparken de çok topla. Ondan sonra çok topla. Neresi toplanacak? Bakınız şöyle tablonun üstüne geliyorum. Evet, burası değil. Ondan sonra tablonun üstüne geleyim. Evet. Tamam, evet, bunu istiyordum, geldi. Bu sayede altı eklenenler de gelecek, hiç dokunmayacaksınız arkadaşlar. Devam ettik, bu toplanacak. Ölçüt aralığım nedir? İşte masrafların olduğu yer. Hop, masrafların şeyi nedir? Budur şeklinde devam edecek.